Bugün şöyle sakin, samimi bir sohbet yapalım. Fazla edit yapmayacağım, görüntü yok. Sadece konuşacağım ve konuşacağım 3 temel konu var. Bunlardan birincisi Tesla, ikincisi altcoin'ler, üçüncüsü de S&P 500 endeksi. İlk konumuz Tesla. Tesla 11 gündür kesintisiz yükseliyor. Yılbaşından bu yana da neredeyse hiç hız kesmeden yükseldi. 101 dolarlardan fiyat şu anda 243 dolara kadar gelmiş durumda dün gün içerisinde bir ara 251 dolara gitti. Dünkü yükseliş sadece 9 dolar. Neden yükseliyor Tesla? Bir borsanın geneli yükseliyor. Nasdaq endeksindeki hisselerin genelinde bir yükseliş var ama daha önemlisi Tesla ile ilgili arka arkaya gelen iyi haberler. Aşağı yukarı 2 hafta önce Ford Tesla'ya teslim oldu ve dedi ki bundan sonra Tesla'nın şarj altyapısını kullanacağız. Dün de General Motors, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanılmıyorsam en büyük otomobil üreticisi o da dedi biz de testimiz biz Tesla'nın artık şarj istasyonlarını kullanacağız. Şarj istasyonlarından kazanılacak para çok büyük bir para değil. Hissenin yükselişi onunla ilgili değil pek. Esas mesele Tesla markasının süper güçleniyor olması. Düşünsenize bir Ford veya General Motors aracı kullanıyorsunuz ki General Motors'un biliyorsunuz onlarca markası var ve şarj etmek için Tesla şarjına gitmek zorundasınız. Orada diğer Tesla'larla karşılaşıyorsunuz. Tesla şarjdaki avantajları görüyorsunuz. Cebinizdeki telefonda bir Tesla aplikasyonu lazım ki o şarjı yapabilirsiniz. İkinci önemli etkisi de ki bence bu daha büyük aslında Tesla'nın bir işletim sistemine dönüşüyor olması. Tıpkı Microsoft'un kişisel bilgisayarlarda veya Apple'ın iOS'unda veya Google'un Android'inde olduğu gibi. Tesla adım adım otomotiv sektörünün işletim sistemine dönüşüyor. Çünkü Ford ve GM Tesla şarj istasyonlarından araçlarının verimli bir şekilde yararlanması için yazılımlarında değişimlere gidiyorlar ve tabii donanımlarında da. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iki dev markası artık elektrikli araçların tamamını Tesla uyumlu hale getiriyorlar. Bunu adeta Tesla'nın bir Truva atını Ford ve GM'in içine yerleştirmesi gibi görebilirsiniz. Ve Tesla'nın bu şirketlere sunacağı başka hizmetler de var. Öncelikle batarya teknolojisinde ve pilin etkin kullanımında Tesla bu firmaların çok çok ötesinde oradan hizmetler vereceğini tahmin ediyorum ileride. Öte yandan otonom sürüşte de muazzam ilerlemeler var. Bu şirketlerin otonom sürüşte de Tesla yazılımı kullanma ihtimali artıyor. Bir de şöyle bir şey var tabi Elon Musk misyonu da yerine getiriyor. O çünkü bütün dünyanın elektrifikasyonunu hızlandıracağını söylüyordu. İki dev marka yanına alarak bunu başarmış gözüküyor. İşte hisse bundan dolayı coşmuş şekilde gidiyor. Tabi nereye kadar gider o ayrı bir mesele. Bir de teknik olarak belki hatırlayanlar vardır. Şu tweetimde 180 doların üzerinde kapanışa devam edersek Elliot dalgası prensibi geri 230'un üstünü görürüz demiştim. Dün onun da epey üstüne gitti. 251'de bir dirençle karşılaştı. Oradan biraz geriye çekildi. Ama iyi haberler devam ettiği sürece Tesla bence yukarıya doğru gidebilir. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Benim portföyümün en ağırlıklı olduğu hisse. Bugün ele alacağımız ikinci konuda da altcoin'ler. Valla kusura bakmayın aylardır söylüyorum altcoin'den uzak durun diye. Şu videomda sadece bitcoin dedim. Sebebi de Amerika regülasyonlarından korkmamdı. Amerika Sermaye Piyasası Kurulu Genze bu altcoin'leri bitirecek. Yani daha doğrusu bitirmek için elinden geleni yapacak. Sonunda belki altcoin'ler kazanabilirler onu bilmem. Ama bu savaşın gideceği yer sertleşiyor. Nitekim bu sabah uyanıp ekrana bakan kriptocular oldukça ürkütücü rakamlara karşılaştılar. Solana'sı, Cardano'su %25'lik düşüşler var ve daha da devam edebilir gibi gözüküyor. Çünkü pek çok kripto pazarı bu altcoin'leri artık deri ediyor. Bu altcoin'ler Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından menkul kıymet olarak kabul edilen coin'ler menkul kıymet kabul edilince Amerikan sermaye piyasası kurallarına uygun davranmaları gerekiyor. Pek çok altcoin bu işin içinden çıkamaz. O yüzden illa altcoin'de olacaksanız büyükleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü büyüklerin sermaye piyasası kuru standartlarına uyum sağlama becerileri daha kuvvetli olabilir. Burada çok sayıda dokümantasyon, raporlama, geniş kadroların kurulması, hukuki işler, büyük altyapı gereksinimleri var. Ve tabi sermaye piyasası kurduğun bu konudaki kuralları pek netleştirmemesi de başka bir sorun. Gençlere en çok eleştirdiğim konu bu. Şu kanunları bir netleştir. O da onu yapmıyor. Böyle biraz havada tutuyor meseleyi. O yüzden önümüzdeki günlerde bence burada sıkıntı devam edebilir altcoin'lere tekrar ne zaman yatırım yapılabilir? Regülasyon netleştiği zaman veya da bu altcoin üreticilerinden bağlısı mesela atıyorum Cardano'nun patronu çıkıp evet biz de artık bir menkul kıymet olduğumuzu kabul ettik ve SEC ile beraber çalışmaya başladık. Kendimizi ona adapte ediyoruz dediği zaman. Yani burada bakmanız gereken ve seçici olmanız gereken konu altcoin'lerden regülasyonla barışanlar olmalı. Bazı fenomenler diyorlar ki ya ne önemi var Çin var Rusya var onlar almaya devam eder. Bu işler pek öyle değil. Bir kere Amerika ekonomisi dünya ekonomisinin tek başına dörtte bir kabaca. Üstelik bütün batı dünyası yani Avrupa, Japonya, Avustralya, Kanada da Amerika'nın yaptığını yapıyor aşağı yukarı ki Avrupa zaten altcoin'lere karşı Amerika'dan bile soğuktu. Hong Kong pazarı gazına da gelmeyin Çin ana karası hala kripto alıp satamıyor orası yasak. Yani bunlardan dolayı böyle altcoin'de Amerika'nın yasaklamaları durumunda hemen yukarı gitmek mümkün değil. Gaza gelmeyin, dibi hemen alıyorum diye bakmayın. Biraz sabırlı olun. Buradan bir süre sonra yukarıya doğru dönebilir. Bazı altcoin'lerle ilgili iyi haberler gelebilir. Regülasyon uyumla ilgili. Başta kardancık taviz verirsiniz ama en azından daha garantili olursunuz. Tabii daha kumar oynamak isteyen de diyecek bir şeyim yok. Risk alınınca para da kazanılabiliyor. Anlattıklarında bir yatırım tavsiyesi değil. Buradan şunu söylemekte de fayda var. Baktım ve az önce Bitcoin'in dominansı %50'ye yaklaşmış. 200 haftalık ortalamada %53 Bitcoin dominansı buraya doğru yürüyebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Bitcoin'in emtia olduğunu kabul ediyor Sermaye Piyasası Kurulu. Ethereum'da durum biraz daha tartışmalı ama bence Ethereum'un da emtia olarak kabul edilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Stablecoin'lerle ilgili de başka sorunlar çıkabilir karşımıza ileride. Onları ayrıca göreceğiz. Üçüncü konumuzda S&P 500 endeksi. Dün teknik olarak boğa pazarına girdi. Uzun süredir bekliyorduk. Ve pazardaki sentiment de boğaya doğru dönüyor. Şimdi pek çok insan buna sevinir. Evet önümüzdeki bir süre en azından boğa pazarı gidecektir. Bunun süresini kestirmek zor. Ama ben herkes boğaya doğru dönünce daha çok korkanlardanım aslında. Yarın YouTube katıl üyelerime nasıl önlemler almak lazım? Nasıl tedbirler almak gerekiyor? Böyle bir boğa pazarında ondan bahsediyor olacağız. Çünkü her şey yukarıya doğru giderken en ürkmeniz gereken zaman aslında. Biliyorum beni uzun zamandır takip edenler şaşırıyorlar. Ya bu hoca hep boğaydı diye hep boğa olacağım demedim size. Fakat tekrar netleştireyim. Boğa olmaktan henüz vazgeçmiyorum. Fakat boğa sentiment arttıkça tedbirimi de artırıyor olacağım. Yarın kendinizi sigortalamak için yani portföyünüzdeki ani bir düşüşe karşı kendinizi kurmak için neler yapabilirsiniz? Bütün bunları detaylarıyla YouTube katıl üyelerimle paylaşacağım. Henüz katılmadıysanız hemen gelin katılın. Bugünlük de bu kadar. Biraz kısa keselim. Çok güzel bir cumartesi diliyorum size. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.